سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ذلك ارد الشريف Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin yani Resullük görevini üstlenmesinin artık çok yaklaştığını söylemiştik. Şimdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk vahiyden başlamak istiyoruz. Değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen ilk vahiy Cibril ile buluşmasında verilen vahiy değildi. Evet, Kur'an'dan verilen ilk vahiy buydu. Onu inşallah dersimiz geldiğinde de üzerinde duracağız, işleyeceğiz. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen ilk vahiy sadık veyahut salih rüya ile verilen vahiydi. Değerli Müslümanlar, kişinin gördüğü salih veyahut sadık rüyalar yani güzel rüyalar, nefsi hoşnut eden, razı eden rüyalar peygamberlik yani vahiy müjdeleyicisinden birer müjdeleyicidir. Peygamberlerin rüyası da nübüvveten, vahiden bir parçadır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önceki Resullerin görmüş oldukları rüyalar sadece bizim günümüzde Müslümanlar, Müslümanlar için olduğu gibi veya da ondan önceki insanların durumunda olduğu gibi birer rüyadır, salih rüyadır, müjdeleyici güzel bir haberdir değildi. Bilakis Resullerin rüyası kendi zatında bir vahiydi. İşte Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de vermiş olduğu ilk vahiyleri sadık veyahut salih rüya ile vermiştir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha Cibril ile buluşmadan önce ondan o büyük vahiy yani Kur'an'ı almadan önce sadık rüyalar güzel rüyalar görüyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmüş olduğu rüyalar tamamıyla olduğu gibi gerçekleşiyordu. Bakın Ayşe radıyallahu anhanın Cibril kıssasını, o Cibril'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelme kıssasını anlattığı o hadiste, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisin başında şöyle başlar hadise. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ اَوَّلَ مَا بُدِيَ بِالنَّبِيِّ مِنَ الْوَحْيِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiyden ilk verilen şey sadık veyahut salih rüyaydı. İki rivayet var bu usta. Yani güzel rüyaydı, sadık rüyaydı la لَا يَرَى رُؤْيَا اِلَّا Gece gördüğü rüya tıpkı gündüzün aydınlığı gibi hemen gerçekleşiyordu. Yani gece karanlığında uyurken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir rüya görüyordu. Sonra sabah uyanıyor ve görmüş olduğu bu rüyanın hemen gerçekleştiğini kendi gözüyle görüyordu. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de bu rüyaların normal birer rüya olmadığını bilakis bir vahiy başlangıcı olduğunu biliyordu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen ilk vahiy türü sadık rüyadır değerli Müslümanlar. Lakin şuna tekrardan vurgu yapmak gerekir. Kur'an'dan hiçbir ayet rüya yoluyla gelmemiştir. Kur'an'da inen tüm ayetler Cibril vasıtasıyla Allah azze ve celle tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahy edilmiştir. Ama bunun dışındaki bazı olaylar, Allah azze ve celle'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermek istediği bazı haberler evet rüya vahiy ile olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüya görmesiyle olmuştur. Ha bu sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir şey değildir. Yani peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasının vahiy olması sadece ona has değildir. Bilakis ondan önceki Resullerde de Nebilerde de durum aynıydı. Resuller, Nebiler bir rüya gördüğü zaman bu onlar için kesin bir vahiy hükmündeydi. Acaba bu rüyadan bu kastediliyor mu edilmiyor mu? Acaba bunu amel etmem gerekir mi gerekmez mi diye kesinlikle bir şüphe yoktu. Eğer rüyada bir şey gördülerse hemen onu amele döküyorlardı. Bakın bu hususta bir çoğumuzun çok iyi bildiği İbrahim Aleyhisselamın oğlu İsmail'i boğazlama götürme emri de boğazlamaya götürmesinin emri de yine rüya ile verilmiştir. Bundan ötürü bakın Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyurur: "Saidu billah, falan mebela gamahu sāy, inni ara İsmail, babasıyla beraber koşuşturma, oynama, hareket etme, yürüme yaşlarına ulaşınca yani Tam o çocukluk vaktinin en tatlı dönemlerine ulaşınca İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki: "Ey buneyye inni era fil enni Ey evladım, ey oğlum, ben rüyamda seni boğazladığımı, kestiğimi gördüm. "Fa urmaza Sen bu hususta ne söylersin? Senin bu husustaki görüşün nedir?" diye oğluna soruyor. Bakın burada da ayette de açık bir şekilde beyan edildiği üzere İbrahim Aleyhisselam'a verilen bu vahiy rüya yoluyla verilmişti. Yani İbrahim Aleyhisselam bunu rüyasında görmüş ve bunun Allah'tan bir vahiy olduğunu anlamıştı. Çünkü Resullerin rüyası birer vahiydi. Bunu görünce de İbrahim Aleyhisselam oğlunun da bu husustaki görüşünü almak istedi. Bakın daha İsmail Aleyhisselam küçük bir çocuk. Yürüyor, koşuyor, babasının yanında ona yardım ediyor, onunla beraber geziyor. Yani çocukluk döneminin en tatlı vaktinde Allah Azze ve Celle'den imtihan vesilesiyle böyle bir emir geliyor. Bu emir de rüya yoluyla oluyor. Bunu da İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e sunuyor ve onun da görüşünü duymak istiyor. Yani İsmail'in buna karşı tavrı nasıl olacak? İsmail Allah Azze ve Celle'nin bu emrine, bu vahyine nasıl karşılık verecek diye onun da karşılığını, cevabını duymak istiyor. Onun için diyor ki, Ey evladım bak senin bu husustaki görüşün nedir? O da diyor ki Rabbine teslim olmuş. Ona güvenmiş, ona iman etmiş bir şekilde diyor ki: "Kale ya felme al ma tu'mar, seteciduni inshallah min Ey babacığım, sana emredileni olduğu gibi yerine getir. Vallahi sen inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emrine sabreden boyun eğen, velev ki bu uğurda başı da gitse, velev ki bu uğurda hayatından da vazgeçse, hayatından da olsa sabredenlerden olacağımı göreceksin diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam daha küçük oğluna bu adabı öğretebilmişti. Allah ile arasındaki o muameleyi, Allah ile arasındaki o ahlakın ve adabın nasıl olması gerektiğini oğluna öğretmişti. Oğlu da güzel bir duruş sergileyerek, Müslümanın, müminin göstermesi gereken bir duruş sergileyerek bütün Müslümanlara örnek olmuştur. Eğer bizler de çocuklarımızın İsmail aleyhisselam gibi olmasını, Allah Azze ve Celle ile muamelesinde adaplı ve ahlaklı olmasını, Rablerinden gelen her emirlerini birebir yerine getirmelerini istiyorsak, bizim de birer İbrahimler olmamız lazım. Yani çocuğumuzdan önce bizim çocuğumuza ahlakı öğretmemiz lazım. Rabbinin emirlerine nasıl karşılık vermesi gerektiğini, nasıl boyun eğmesi gerektiğini, onu nasıl hemen yerine getirmesi gerektiğini bizim öncelikle çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bunun terbiyesini ve ahlakını vermemiz lazım. İşte İbrahim Aleyhisselam bu hususta bizim için çok güzel bir örnektir. O bunu hakkıyla yerine getirdi. Daha küçücük çocuğu olan İsmail'e Rabbinin emirlerine boyun eğmeyi öğretti. Velev ki bu yolda kendi kellesi gidecek olsa dahi, başı koparılacak olsa dahi, boğazlanacak olsa dahi. İşte değerli Müslümanlar İbrahim Aleyhisselam ondan önceki Resuller ondan sonraki Resuller. Bütün Resullerin daveti hak davet olduğundan ötürü, İslam daveti olduğundan ötürü bu yolda her Müslümanın karşısına gelecek her zorluğa sabretmesi gerekir. Bu yolda tabiri caizse kafasını koltuğunun altına alıp yürümesi lazım bu yolda. Başına gelecek olan her eziyette, her sıkıntıda sabredip Rabbinden yardım istemesi gerekir. Bu din, İslam dini ilk Resul'den son Resul'e kadar ve kıyamet gününe kadar bu dini edinenler, din edinenler, onun için bedel ödeyenler için zor bir dindir. Zorluklarla dolu bir dindir. İmtihanlarla dolu bir dindir. Yeri gelecek şeriat senden kendi nefsini feda etmeni. Mustazaflar uğrunda cihad etmeni, nefsini koy, ortaya koymanı isteyecek. Yeri gelecek senden malını isteyecek. Yeri gelecek senden çocuğunu isteyecek. Yeri gelecek senden bütün vaktini isteyecek. İslam için çalışmanı isteyecek. İnsanları hak yola tebliğ etmeni, davet etmeni isteyecek. Senin de... Bu emirlerin karşısında vermen gereken cevap İşittik ve itaat ettik Rabbimiz bizden bir istekte bulunduğunda bir emirde bulunduğunda Hepimiz tıpkı İsmail aleyhisselamın gösterdiği gibi Boyun eğmeliyiz onun emrine itaat etmeliyiz ve bu yolda sabredenlerden olmayız Bakın İsmail aleyhisselam da böyle yaptı Babasına kendisini kesme emri verildiği zaman yani İsmail'e boğazlama emri verildiği zaman ki bu emir de rüya yoluyla verilmişti hemen buna boyun eğdi Ey babacığım sen sana emredileni yerine getir. Sen resullük görevini, risalet görevini, kulluk görevini yerine getir. Madem Allah azze ve celle sana bunu emretti, şüphesiz Allah azze ve celle bir hikmet üzere bunu emretmiştir. Sen sana emredileni yerine getir dedi. Felemme esleme ve tallahu lilcebin. İkisi de Rabbinin emrine boyun eğdi ve İbrahim İsmail'i yüzü koyun yere yatırınca ve nadeynahu ayya İbrahim. İşte o zaman biz ona seslendik. Bakın İbrahim Aleyhisselam sadece sözle kalmadı. Evet ben itaat ederim demedi. Bilakis bunu amele döktü. Eline bıçağını aldı, İsmail'i aldı, yere yatırdı yüzü koyun. O anda Allah azze ve celle seslendi. Ve nadeynahu ayya İbrahim. Dedi ki ey İbrahim kad saddaktar ru'ya. Sen sana verilen rüyayı doğruladın. Sen rüya yoluyla sana verilmiş olan vahyi yerine getirdin. İnne kezalike neczil muhsinin. İşte biz de ihsan sahibi olanların karşılığını böyle veririz. Yani sen Allah'ın emrine itaat ettin. Madem sen bu uğurda oğlundan vazgeçtin, biz de muhsinlere böyle karşılık veririz. Çocuğunu kurban etme. Al sana getirilmiş olan bu koçu kurban et dedi. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde İsmail Aleyhisselam'ı kurban edilmekten, kesilmekten kurtardı. Bakın değerli Müslümanlar bu kıssada açıkça gördüğümüz gibi İbrahim Aleyhisselam'a verilen bu vahiy rüya ile verilmişti. Yine bakın bizim Efendimiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Muhammed İbni Abdillah ona da rüya yoluyla vahiyler verilmişti. Mesela bundan en meşhuru Hudeybiye Antlaşması'nın gerçekleştiği o olaydı. Bakın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de ashabı ile beraber yaşarken bir gün sabah uyandı. Ashabına dedi ki hazırlayın. Mekke'ye doğru yola çıkıyoruz. Bakın bir anda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cibril gelmedi. Bilakis gece bir rüya gördü. Onun üzerine kalktı ve ashabına bunu haber verdi. Ashabı önce bir şaşırdı. Nasıl olur? Biz Mekkelilerle savaş içindeyiz. Biz onlardan öldürdük. Onlar da bizden öldürdü. Onlar bizim azılı düşmanlarımız. E Kabe de onların elinin altında. Biz nasıl Mekke'ye gidip ihrama girip orada Rabbimize ibadet edeceğiz? Nasıl gidip Kabe'yi tavaf edeceğiz? O bizim düşmanımızın elinde. Önce bir düşündüler. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rüya yoluyla bunun geldiğini duyunca ve Peygamber'in rüyasının da vahiy olduğunu bilince buna iman ettiler. Hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat edip hepsi hazırlık yaptı. Hep beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bakın Allah azze ve celle de şöyle buyurdu. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Allah Resulüne göstermiş olduğu o rüyayı hak ile doğruladı. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ La تَخَافُونَ Sizler Allah'ın izniyle inşallah güven ile emniyet içinde Kabe'ye gireceksiniz. Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Saçlarınız tıraşlı veya da kısaltılmış bir şekilde ve hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Hiç kimseden korkmadan güven içinde gireceksiniz. Neden? Çünkü Allah bunu resulüne gösterdi. Resullerin gördüğü rüyalar da vahidi. Eğer Allah azze ve celle bunu gösterdiyse Allah da onu doğrulayacaktı ki bu ayette de söylediği gibi Allah onu doğruladı. Bütün Müslümanlar güven içinde saçlarını kısaltmış veya kesmiş bir şekilde hiç kimseden korkmadan Kabe'ye girdiler ve Kabe'yi tavaf ettiler. Yani Allah azze ve celle Resulüne göstermiş olduğu bu rüyayı doğruladı. Ve bunun dışında daha birçok örnek getirebiliriz. Yani genel olarak peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar vahidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen ilk vahide sadık rüyadır. Yani Cibril'le o büyük buluşma olmadan önce zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla bir takım haberler geliyordu. Bu da ulemanın rivayet ettiğine göre o büyük vahiden 6 ay önce başlamıştı. Yani Cibril'le buluşmadan altı ay önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadık rüyalar gelmeye başladı. Gece gördüğü rüya hemen gündüz gerçekleşiyordu. Nasıl gördüyse aynı onun gibi gerçekleşiyor ve yerine geliyordu. Bakın değerli Müslümanlar İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ve mu'mini cüz'un min sittetin ve erba'ine cüz'en Müminin rüyası nübüvvetten 46 cüzden bir cüzdür. Nübüvvetin çeşitli cüzleri var. Vahyin çeşitli yolları var. Onlardan bir cüz de rüyadır. Müminin gördüğü rüya da bu cüzlerden bir cüzdür. Ve mâ min minen nübüvveti fe innehu la Nübüvvetten olan şey de yalan olmaz. Yani eğer Müslüman güzel bir rüya gördüyse bunlar ötürü Müslüman gece gördüğü güzel rüyadan ötürü gündüz sevinir. Çünkü Allah azze ve celle gösterdiği o güzel rüyayı onun için bir müjdeleyici kılmıştır. O rüya ile sevinir, müjdelenir. Ha o rüya belki dünyada gerçekleşecektir, belki ahirette gerçekleşecektir. Yani Müslümanın gördüğü her rüya illa dünyada olduğu gibi gerçekleşecek diye bir şey yok. Lakin müjdeleyici birer haberdir. Bakın yine İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm hastalığına düştüğü, yatağına düştüğü son vakitlerde bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün son vakitlerinde artık ashabına namaz kıldıramadı. Ebu Bekir'i radıyallahu anh es-siddiq insanların önüne imam olarak geçirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de arkadan insanları izliyordu. İşte bir gün bu şekilde insanlar namaz kılarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o perdeyi araladı, insanlara baktı ve şöyle söyledi. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son dönemlerinde insanlara o müjdeyi de vermeyi istedi ve dedi ki fekal ey ey insanlar <laughs> innehu lem yebqa min mubessiratin nubuwati illa arru'ya salihah Ey insanlar haberiniz olsun bunu bilin etrafınızda olan insanlara anlatın nübüvvet müjdeleyicilerinden geriye kalan tek şey salih rüyadır dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Artık peygamber efendimiz ile nübüvvet bitti. Risalet bitti. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetin açık nasıyla ve hatemen nebiyyin Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in Nebiilerin sonuncusu yapmıştır. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra bir nebi yoktur. Lakin nübüvvetin müjdeleyicileri vardır. Yani nübüvvetin yaklaştığını gösteren müjdeleyicilerden bir tanesi de Salih Rüya'ydı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de o gösterilmişti. İşte mümin için de bu müjdeleyici birer haber olarak hala kalmaya devam edecek. Yani mümin gördüğü güzel rüyadan ötürü sevinir. Bundan ötürü hatta bunu kardeşlerine anlatır ve bunun ile müjdelenir. Bunun için günümüzde Müslümanlar güzel rüyalar gördüğü zaman, kimileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasında gördüğü zaman hemen bunu etrafındakilere anlatır ve bakın kim rüyalarda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara müjdelerde bulunur. Veyahutta güzel rüyalarda Müslümanlara verilen müjdeler vardır. Evet bizler bunları müjdeler olarak alırız. Bunlarla dünyada amel etmeyiz. Bunun üzerine hüküm beyan etmeyiz. Veyahut da bunun üzerine bir hüküm çıkartmayız. Lakin bunun ile seviniriz. Bunun ile müjdeleniriz. Çünkü bu nübüvvetten bir parçadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de verilen ilk vahidir. Son olarak değerli Müslümanlar bunun da yine hikmetine değinmek istiyoruz. Neden Allah azze ve celle vahye ilk olarak sadık rüya ile başladı? Yani neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken direkt ona vahiy gelmedi? Niye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e uyurken rüya ile başladı bu vahiy? Geçen dersimizde de söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir buluşmaya hazırlanıyordu. Cibril ile buluşacak ve bu buluşma kendi zatında ürkütücü bir buluşmaydı. Hem Cibril'in hilkatinden, yaratılış şeklinden ötürü, onun o büyük yaratılmasından ötürü ve artı kendisine verilen o görevden ötürü ürkütücü, korkutucu, endişeye düşürücü bir buluşmaydı. Buna hazırlık olsun diye Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu bilsin, yaklaştığını anlasın, kendi nefsini buna hazırlasın diye Allah Azze ve Celle önce bunlarla başlamıştı. Bir insan uykudayken rahattır. Güvendedir nefsi mutma indir huzurludur sıkıntı için sıkıntı içinde değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyleydi. Uykusundayken ona rüyalar gösteriliyordu. Önce böyle başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykusundan uyandığında gördüğü rüyanın hemen gerçekleştiğini görüyordu. Bakıyor ki gece gördüğü rüya hemen yeryüzünde gerçekleşmiş. Ve bu her rüya için tekrarlanıyordu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne görse aynısı yeryüzünde gerçekleşiyordu. Vuku buluyordu. Bu da ona peygamberlik vahiylerinden, peygamberlik yollarından biri olduğunu gösteriyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o büyük buluşmaya hazırlıyordu. Rabbim Azze ve celle, bu okuduklarımızdan hakkıyla istifade etmeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bizim için örnekler çıkartıp onunla amel etmeyi öncelikle bana ve bütün Müslüman kardeşlerime nasip bir meyesser eylesin. amin ve ahiru da'vana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Selamullahi <Sessizlik> ya Kudüsü, fidâki ruhu ve nefsu. ya Kudüsü, ruhu.